Herkese merhabalar. Bugün Haziran ayının en önemli günlerinden birisi olan Otomekanika Fuarı'ndayız. Fuarın 3. günü ve oldukça yoğun geçiyor. Biz de röportajlarımıza devam ediyoruz. Fuarın 2. günü burada yapılan Çalışma Hayatında Eşitlik adlı bir panelde bizler de konuştuk ve otomotiv sektöründe çok fazla bayan var aslında ve konularını layıkıyla yapan kadınlar var. Onlardan birisi de Jale Hanım. Şimdiki röportajımızı Seger Korna'dan Jale Hanım'la birlikte yapıyoruz. Bu ürünle alakalı olarak kendisinden bilgi alacağız. Ben de tam olarak ne olduğunu bilmiyorum ama elektrikli araçlarla ilgili bir konu olduğunu düşünüyorum. Evet Jale Hanım, fuarın 3. günü, fuardan memnun musunuz? Nasıl geçiyor fuar? Fuar bizim için gayet güzel geçiyor, gayet yoğun geçiyor. Hem daha önce çalışmış olduğumuz müşterilerimiz standımızı ziyaret ediyor, yurt içi ve yurt dışı bayilerimiz ve distribütörlerimiz. Hem de bizim markamızı bilinirliğiyle büyümüş olan diğer kişiler buraya geliyorlar ve bizim ürünlerimizi tek tek inceliyorlar, görüyorlar. Akıllarına takılan soruları soruyorlar. Biz de onları cevaplamaya çalışıyoruz. Aslında biz sizleri ana sanayi markete, birçok büyük markaya korna tedarik eden bir firma olarak biliyoruz ama sanıyorum bu ürünün adı korna değil. O yüzden bunu biraz bize aktarabilir misiniz? Tabii. Buyurun. Bu ürünümüzün adı Avaz. Biliyorsunuz artık otomotiv sektöründe elektrikli araçlar son derece ön planda. Otomotiv sektörü bir değişim ve dönüşüm içerisinde. Bu dönüşümün de en büyük parçasını zaten elektrikli araçlar oluşturuyor. Şimdi elektrikli araçlar çok sessiz. Çünkü içten yanmalı motor mevcut değil elektrikli araçlarda. Öyle olduğu için de 0'dan 30 kilometreye kadar çok sessiz olduğundan dolayı özellikle yayalar aracın yaklaştığını duyamıyorlar. İnsan kulağı duyamıyor bu sessizliğinden dolayı. Ve onun için de 0 ile 30 kilometre aldığında insan kulağının duyabileceği bir motor sesi üreten cihaz bu. Adı Avaz diye geçiyor. İngilizce açılımı ise Acoustic Vehicle Alarm System diye geçiyor. İngilizce açılımının baş harflerinden Avaz diyoruz biz bu araca. Ve bunun tabii ki bir regülasyonu var, bir regüle cihaz bu. Ve tüm elektrikli araçlarda bunun şu an için kullanılması zorunlu. Biz de bu anlamda TOGG'un da biliyorsunuz bizim yerli ve milli otomobilimiz ve gururumuz. Bu Avaz'la birlikte TOGG'un da onaylı tedarikçisi olduk. Bu da güzel bir haber aslında. Evet. En azından yerli bir üreticiyle anlaşmış olmaları da bizler için de sevindirici bir haber diyebiliriz. Peki fuara yurt dışından çok ziyaretçi geldi galiba. Evet. Biraz ülke kategorisi verebilir misiniz? Nedir, ne değildir? Hangi ülkeler ağırlıklı geldi? Şöyle ki bizim ürünümüz, ana ürünümüz korna. Korna olduğu için de korna aslında gelişmekte olan ülkelerde daha çok kullanılan bir ürün olduğu için buradaki bizim ürün portföyümüz, müşteri portföyümüz daha çok Orta Doğu baktığımız zaman Türkiye Cumhuriyetler, Rusya gibi ülkelerden daha çok bizim ürünümüze aftermarket bazında yani yenileme pazarında ilgi çok büyük. Anlıyorum. Peki bundan sonra sırada bir fuar var mı yoksa yılı burayla kapatacak mısınız? Dubai fuarı var. Yine Otomekanika Dubai'ye katılacağız. Bir de Şangay'da yine Otomekanika bu sene, Şangay. Evet. Çin pazarı yeniden açıldı. Evet, kısmet olursa biz de geleceğiz. Yayınlarımızda herhalde orada görüşmeye. İnşallah. Bir de Şangay fuarına katılacağız. Otomekanika bazında ama tabii bunun dışında ikili görüşmelerimiz, müşteri ziyaretlerimiz her anlamda devam ediyor. Peki. Çok teşekkür ederim efendim. Ben teşekkür ederim. Fuarlar diliyoruz. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ben de sizlere hayırlı fuarlar diliyorum. Çok sağ olun. Sağ olun.